Haber Artı ile birlikteyiz. Türkiye'nin belki bu hafta en çok konuştuğu konu başlıklarından biri ODTÜ ve sonrasındaki gelişmeler. Rektörle Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi ama bir yandan da tüm üniversitelerde her yer ODTÜ, her yerde direniş sloganları vardı haftaya ve gündeme adeta damgasını vurdu. Şimdi Ankara stüdyomuzda Semih İşyeri, Türkiye Gençlik Birliği ODTÜ temsilcisi. Ankara stüdyomuzda konuğumuz, çok kısa bir süre içinde de olsa ODTÜ'de neler oldu ve ODTÜ sonrasındaki üniversitelerden gelen desteğe ne diyor ODTÜ'lüler, onu öğrenmeye çalışacağız. Semih İşyeri, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Semih, ODTÜ'de o gün neler oldu? Bir çok özetle senden dinlemek istiyoruz önce. ODTÜ'de o gün neler oldu? Yani 18 Aralık Salı günü, yani bizim ODTÜ'de YÖK konferansı ile ilgili çalışmamız vardı. Hoca gezerek o çalışmamızı yürütüyorduk. Öğrenci işte kütüphanede stand açmıştık, çalışmamızı yürütüyorduk. Bölümleri gezerken okulun içerisinde polis yığınağının başladığını gördük. Bu bahsettiğim olay saat 12.30-1 civarı, öğle saatlerinde. 12.30-1 civarı gerçekleşti. Kampüsümüzün içerisine TOMA, işte toplumsal müdahale olayları, müdahale araçları gelmeye başladı. Biz bir afalladık. Ardından hemen akademisyenlerimizin üye olduğu ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği'ne gittik. Orada Tayyip Erdoğan okula geleceği, Göktürk uydusunun fırlatacağı haberini aldık. Hemen çalışmalarımızı oraya yönlendirdik. ODTÜ'de yani bir gerginlik olacağı belliydi zaten. Semih, bütün kanallarımızı oraya yönlendirdik. Bu bilgiyi galiba daha yeni öğreniyoruz. Sevgili Semih İşyeri, siz o gün mü öğrendiniz Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye gireceğini? Aslında duyum almıştık. Net değildi. Yani Göktürk uydusunun fırlatılacağı gündemdeydi. Twitter'da da çok konuşuluyordu. Top tweet olmuştu falan. Biz yine de hani böyle bir şeyin olacağına mal vermiyorduk. Yani cesaret edebileceğini düşünmüyorduk başbakanın. Fakat gün içerisinde polisler gelmeye başlayınca bu işin artık ciddiye bindiğini ve buna karşı mücadele etmek gerektiğini anladık. Ve arkadaşlarımızı aradık. Ulaşabildiklerimize ulaştık. Öğrenci arkadaşlarımızı örgütlemeye başladık. Hocalarımıza ulaştık. Ve de artık Tayyip Erdoğan'ın geleceği saati beklemeye başladık. Zaten polis yığınak kurmuştu Tayyip Erdoğan gelmeden önce. Ve biz de barikat öncesinde yerimizi almaya çalıştık. Basın açıklaması yapılacaktı toplu biçimde. Yani polisin geldiği üniversitede artık, bilhassa ODTÜ'ye geliyorsan, yani orada bilimsel bir eğitimden, yani artık eğitimden söz edemezdik. O açıdan Tayyip Erdoğan'a tepkimizi dile getirecektik. Keza basın açıklamamızda şunlar yer alacaktı. Bir, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Orta Doğu'yu karıştıran bir başbakan gelemez. Bunun altını çizecektik. Yani bilime karşı olan bir başbakan gelemez. Çünkü eğitim aksatıyorsun orada. Keza öğrencilere karşı yıldırma politikaları, YÖK tasarısının gündemde olması, ki YÖK tasarısı bizim asıl gündemimizdir. Tayyip Erdoğan'ın gelişinden çok. YÖK tasarısıyla ilgili zaten tepkimiz vardı. ODTÜ TGB olarak yapacağımız zaten 2 gün sonrasında bir YÖK konferansımız vardı. O açıdan gündemimiz asıl bu oluşturuyordu. Halen daha gündemimizde YÖK tasarısı var. Asıl üniversiteyi bitirme planı olarak onun altını çiziyoruz her zaman. Yani ODTÜ'ye Tayyip Erdoğan'ın 3600 polis, işte 8 tane TOMA, 20 tane zırhlı araçla gelmesini, biz olası bir tasarı meclise geldiği zaman bunu öncelikle ilk reaksiyon gösterebilecek büyük üniversiteleri susturma hareketi olarak yorumladık arkadaşlarımızla. Yani daha sonra gelişen olaylara baktığımızda iş kontrolden çıktı. Biz polis barikatına 100 metre yaklaşamadan polisin saldırısına uğradık. Ve de daha sonrasında polis öğrencileri dağıtmaya başladı. Ormanımızda yangın çıktı. Akademisyenler, hocalarımızın odalarına biber gazı gitti. Dersler kesildi. Sınavlar iptal oldu. Yani biz öncesinde ne düşündüysek haklı çıktık. Artık yani orada bilimden, derslerden, eğitimden söz edilemezdi. Yani zaten 3600 polis de nereye geliyorsa, hani bir şeyin provasını yapar gibiydi. Yani Semih İşyeri, ODTÜ'nün toplam kapasitesi kaçtır? Bir onu öğrenmek istiyorum. 3600 polis gerçekten dikkat çekici bir üniversiteye giderken. Üniversite ya da kampüsün toplam rakamı konusunda bir bilgi verebilir misin bize? Öğretmenler, öğrenciler dahil. İkincisi, o gün yaşanan olaylar sırasında daha sonra yapılan açıklamalarda Molotov kokteyli attığınız ya da demir bilyeler attığınıza dair bir takım iddialar var. Öyle bir şey gerçekleşti mi? Siz şahit oldunuz mu buna?
Biz o gün akademisyen hocalarımızla beraber yaklaşık 1500 kişilik bir gruptuk. Ve de zaten dediğim gibi polise yaklaşma imkanımız olmadı. Ve polisin kendi arasında şöyle konuştuğunu duyduk. Tutuklama yok, darp var, dayak var. Ve rektörlüğün oraya kadar ki şöyle kampüsü anlatayım. Tayyip Erdoğan'ın geldiği yerle rektörlüğün arasındaki mesafe yaklaşık 2 kilometre. 2 kilometrelik bir alana yayılmış bir polisten bahsediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızı copladılar. Biber gazını zaten saymıyorum. Kesinlikle altını çiziyorum. Molotof yoktu. Hatta polis telsizinde daha sonra olaylardan sonra baktığımızda videolara polis telsizinde şöyle bir açıklama geçti. Molotof hazırlıyorlar, molotof atacaklar. O sırada bir öğrenci de polisin attığı biber gazını karşıya fırlatıyor. Ve de polis bunu biber gazı molotof olarak yorumluyor. Yani böyle açıkçası bizim gülüp geçtiğimiz haberlerde onlar molotof hazırlanmış falan. Yok öyle bir şey yani. Biz sırtımızda yani okul çantamızla gittik. Ben açıkça söyleyeyim, benim çantamda konferans hazırlığından dolayı Kırmızı Beyaz dergisi vardı. Birkaç broşür vardı, konferansın tanıtıcı broşürü. Ve de o gün dersim vardı. Dersle ilgili materyaller vardı. Bu kadar yani hani. Ve biber gazına karşılık yani yaptığımız herhangi bir şey yok. Hani ben taş atma fırsatı bile olamadım. Canımızı zor kurtardık yani. Demir bilyeler var bir de iddialar arasında. Evet, atanlar vardı. Yani ama meşru müdafaydı bunlar. Demir bilyeler iddiası vardı. Demir bilyeler fırlattığınıza yönelik bir de. Kesinlikle, kesinlikle yalan. Yok öyle bir şey. Hayır. Sadece bir arkadaşınızın size atılan o gaz bombasını geri atması söz konusu. Zaten tek kameralara yansıyan görüntü oydu, evet, öyle değil molotof, mi? Molotof olarak yorumlanan o. Yorumlanan evet. Oydu. Onu da altına çizmiş olduk hazır seni yayında bulmuşken. Tabii bütün bunlarla birlikte hemen sonrasındaki süreçte ODTÜ öğrenci merkezi ekseninde iktidar kanadından sert eleştiriler geldi. Sayın rektörünüzle gerek başbakan gerekse cumhurbaşkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok üniversitenin bir anda iktidara yönelik açıklamaları oldu ama hemen sonrasında yine Türkiye'nin birçok merkezindeki öğrenci arkadaşlarınız her yer ODTÜ, her yer direniş açıklaması yaptı. Siz de o saatlerde ODTÜ merkezi içindeki sanıyorum Devrim Stadyumu ismi öyle galiba. Orada toplandınız. Biraz da bu süreci ve dışarıdan gelen karşıt ya da sizin yanınızda olan açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? Onun yorumunu almak isterim. Olaylardan sonra hemen öğrenci ve akademisyenler olarak hemen bir toplantı ayarladık dekanlarımızla. Olaydan bir gün sonra hemen sabah. O toplantıda zaten polisin yaptığı şiddeti herkes kınıyordu. Hem öğrenci kanatları, biz zaten çok büyük zararlar gördük. Hem de dekanlarımız da bize destek oldu. Ve bu konuda yani çalışma yapacaklarını söylediler. Zaten olaylardan sonra rektörümüz de gece 2'ye kadar öğrencilerle amfide toplantı yaptı. Durum vaziyet nedir? Nelerle karşılaştık? Bundan sonra neler olabilir? Ve ertesi günün sabahı, olaydan bir gün sonraki sabah 12 tane arkadaşımızı gözaltına aldılar. Yani sanki yani bir güç gösterisi oldu orada. Ondan sonraki süreçte zaten okulda ilk önce önceliğimiz o tutuklanan arkadaşlarımızı geri almaktı. Ve de sevk edildikleri mahkemeden zaten söküp aldık onları. Daha sonraki süreçte de üniversiteler ayağa kalkmaya başladı. Buradan Mimar Sinan'a bu rektörlerin başbakanı gönderdiği yazıyla ODTÜ'yü kınayan rektörlerin oldukları üniversite Mimar Sinan, Galatasaray, İstanbul Üniversitesi rektörlerine karşı zaten bir öğrenci hareketi başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde de keza TGB'li arkadaşlar rektörlüğü bastılar. Rektörlüğün önünde açıklama yaptılar. Onlara da selam yolluyoruz. Diyoruz ki biz de her yer ODTÜ, her yer direniş diyoruz. ODTÜ'nün ateşi AKP'yi yakacak diyoruz. Bu konuda altını çiziyoruz. Ve de Perşembe günü ODTÜ tarihinin en büyük yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdiğine 6000 arkadaşımızla hazırlıktan başlayan kortejle Devrim Stadyumu'na gittik. Orada olayları yani evet çok sert metinler oldu, metinler okuduk. Fakat asıl tema şu, birlik, beraberlik içerisinde Devrim Stadyumu'nda bir şenlik havasının olması. İşte 68'ler Derneği Federasyonu konuştu, Mezunlar Derneğimiz konuştu, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneğimiz konuştu, öğrenci temsilcisi arkadaşlarımız konuştu, diğer üniversitelerden destek pankartları geldi, her yerden selam geldi, 20 tane üniversite arkadaşlarımız geldi, doğusundan batısına, ülkemizin her yerinden. Ve de artık ben ona şey diyorum, direniş şenliği ilan ettik biz onu. 6000 arkadaşımızla Devrim Stadyumu'nu doldurduk. ODTÜ ayakta yazdık. Tam o sırada gelen Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük işgali haberleri geldi. Onlar bizi acayip çok büyük derecede mutlu etti. Yani artık öğrenci tabanı ayağa kalktı. Zaten biz açıkçası hükümetin programından,
politikalarından hoşnut değiliz. Bunu her yerde dile getiriyoruz. Dediğimiz gibi yani ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan öğrenciler olarak rahatsızız. Gelecek vaat etmiyor ülkemiz. Biz bu durumdan rahatsızız. Yani üniversite öğrencileri olarak bilimsel eğitim konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ve gelecek olan YÖK yasa taslağı da eğer ki tasarılaşıp yasalaşırsa üniversitelerimiz ticaret hanelere dönüşecek. Biz bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de üniversiteleri AKP'ye teslim etmeme konusunda kararlıyız. Teslim etmeyeceğiz de. Semih İşyeri, 12 tane gözaltı vardı. Mahkeme bu aşamada serbest bıraktı. Bir de yaralanan arkadaşlarınız vardı o gün içinde polisin bu orantısız gücü ekseninde. Onların durumu nedir? Bir tanesinin biraz ağır olduğu ifade edilmişti. Kamuoyuna yansımıştı. Sanıyorum ismi Barış yanılmıyorsam ama bir onu da bize özetlersen çok seviniriz. Zaten olay anında benim gözlemlediğim bir bayan arkadaşımız vardı. Omzuna biber gazı isabet ettiği için omzundan yaralanıp bir yere düştü. Hemen arkadaşlar onunla ilgilendi, onu kaldırdılar. Yoğun biber gazından etkilenip bayılan arkadaşlar, nefes alamayan arkadaşlar, gözlerini uzunca bir süre açamayan arkadaşlar oldu. Ankara Hukuk'tan arkadaşımız da bize destek olmaya gelmişti. Başından yaralandı Barış arkadaşımız. Onun da sağlık durumu şu an iyi. Yani biz açıkçası daha büyük bir hasar görmesinden korkuyorduk. O da sağlığını toparladı. O açıdan bizi mutlu etti. Tutuklanan arkadaşlarımız da serbest kaldı. O da bizi mutlu etti. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hükümet işte tutuklanan öğrenciyi serbest bıraktı. Can kaybı yok. İşte küçük maddi hasarlar veya manevi hasarlar, küçük sağlık hasarları var. Yani bunlar herhangi bir şey değiştirmez. Yani biz her şekilde bu yaşanan olayları, bu polis baskınını, bu polisin kampüs işgalini, üniversite işgalini her şekilde kınıyoruz. Yani ya isteseydi yani 20 kişi de tutuklayabilirdi. Orada bulunan 500 öğrenciyi, 100 tane akademisyeni tutuklayabilirdi. Ya yani binlerce öğrenciyi tutuklayabilir. ODTÜ'yü kapatabilir. Yani bu bir şey değiştirmez. Yani üniversite dediğimiz alan yani binalardan ibaret değildir. Onun içini dolduran öğrencilerin, akademisyenlerin yaptıkları araştırmadır. Bilim dünyasına kattıklarıdır. Bu açıdan yani bir kişi tutuklar biz 1000 oluruz. 10 kişi tutuklar 10.000 oluruz. Ve zaten hükümet bunu gördü. Bütün üniversiteler ayağa kalktı. Yandaş rektörleri ya çaresiz kaldılar. Galatasaray Üniversitesi rektörünün halini gördünüz. Camdan megafonla açıklama yapıyor. Ben öyle olduğunu bilmiyordum falan. Yani sen açıkçası bir rektöre yakışmayan tavır yani. Önüne gelen şeyi okuyup imzalamalısın. Yani son açıklama Semih İşyeri iktidar kanadından üniversitenizin rektörlüğünü ya da yönetimini sorumlu tutar bir açıklama oldu. Anladığımız kadarıyla Sayın ODTÜ rektörü herhalde sağlam duruşunu her iki görüşmede de ortaya koydu mu? Biraz bu görüşmelerle ilişkin bilgi alabildiniz mi? Neler söyleyeceksin ya da bu eksende? Görüşmeleri basından takip ettik. Çok fazla kamuoyuna çıkmadı. Çünkü o görüşmenin yaşandığı saatlerde biz direniş şenliğini gerçekleştiriyorduk. Evet. Hem de tam görüşmelerin başladığı saatte biz Devrim Stadyumu'nda konserlere başlamıştık. Hani artık dediğim gibi bir şenlik havasına dönüştü. Tepkimizi hani halaylar çekerek, şarkılar söyleyerek gösterdik. Devrimci marşlar söyleyerek gösterdik. Tam o sırada gerçekleşti. O yüzden süreci basından takip edebildik. Anlık haberler alamadık. Fakat ben daha sonra bir köşe yazarının yazısından takip ettim. Rektörümüz yine başbakan karşısında da dik duruşunu gösterdi. Zaten şimdi ben 3 yıllık ODTÜ öğrencisiyim. 2010 yılında da Tayyip Erdoğan ODTÜ'ye geldiğinde şu TÜBİTAK'taki akademisyenler toplantısına geldiği zaman da o zaman da olaylar yaşanmıştı. Rektörümüz yine öğrencinin yanında yer almıştı. Tutuklanan arkadaşları bizzat kendisi gidip teslim almıştı. Yine 2 hafta önce yaşadığımız olaylarda da aynı şekilde rektörümüzün tavrı tamamen öğrencinin yanındaydı. O açıdan ben rektörümüzün dik duruşunu saygıyla karşılıyorum. Ve akademisyenlerimiz de şu an birlik oldular. Dekanlarımız da hemfikir, bölüm başkanlarımız da hemfikir. Bu olaylara tepki göstermek için büyük bir boykota gittik. Bütün bölüm başkanlarımız ortak hareket etti bu konuda. Yani ODTÜ'de şu an tamamen birlik ve beraberlik hakim. O açıdan ve de biz şöyle duyumlar da aldık. Herkes rektörümüze yani rektörlük kurumumuza yükleniyor. Bunun da altında bir sebep vardır diye düşünüyorduk. Altından da şöyle bir bit yeniği çıktı. Burada yayınımıza da küçük bir anekdot aktarayım ben. Buyurun. Ankara Emniyeti'nin ODTÜ'yü baskı altına almak için hükümet adına eski jandarma karakolunu tekrar açmak istediği gibi duyumlar aldık üst makamlardan. Yani rektörlük makamını zayıflatıp siyaseten böyle bir işin peşindeler. Buna da müsaade etmeyeceğiz. ODTÜ kendi içerisinde yani o gün
bir tane arkadaşımız toplandı, polise karşı mücadele etti. ODTÜ'de işte ODTÜ'lü öğrenciler terörist, onlar işte eğitim yapmıyor, bunlar nasıl öğrenci, bunlar nasıl öğretmen, öyle bir şey yok. Biz geçtiğimiz perşembe 6000 öğrenci gayet toplanıp sloganlarımızı atıp basın açıklamamızı yapıp şenlik havasında bir tepki gösterdik. Yani demokratik yoldan bunu yapabiliyoruz, bu bilince sahibiz. Semih İşleri son olarak dünyanın aslında sayılı üniversitelerinden, bilim yuvalarından bir tanesi ODTÜ. Bir cümlede son 30 saniye yalnız Göktürk'le ilgili yorumunu alıp sana veda etmek istiyoruz. ODTÜ konusunda yani hükümetin yani bu şekilde oynamasını biz çok anlamlı buluyoruz aslında. Bundan gurur duyuyoruz bizi hedef olarak göstermesinden. Çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Neredeyse 60 yıllık bir üniversiteyiz, 65 yıllık bir üniversiteyiz. Ve daha önce tarihine baktığımız zaman 68 hareketleri, 78 hareketleri birçok öğrenci hareketine önderlik etmiş bir okul. Ve de şöyle anekdotlar aktarırsak, Erdal İnönü zamanında ODTÜ rektörüyken ODTÜ'de jandarma karakolu açtırıyor ve istifa etmek zorunda kalıyor. Süleyman Demirel hükümeti o dönemde yine ODTÜ'ye jandarma sokuyor ve hükümeti devriliyor. Amerika Vietnam kasabı dediğimiz Comer'i Ankara Büyükelçisi olarak atadığı zaman ODTÜ'ye geliyor ve arabası yakılıyor ve de ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. O açıdan biz ODTÜ ile uğraşanın sonunun iyi olmayacağını söylüyoruz. Buradan başbakana da mesaj yolluyorum. ODTÜ ile ve öğrencilerle uğraşmasın. Çünkü uğraşması demek artık bu iktidarın sonunun geldiğini gösteriyor. Ve biz üniversiteler olarak ayaklandık, ayakta kalacağız, dimdik ayaktayız. Her yer ODTÜ, her yer direniş diyorum. Semih İşleri, Türkiye Gençlik Birliği ODTÜ temsilcisi, çok çok teşekkür ediyorum Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Evet, Haber Artı'yı da Ankara stüdyomuzdan ODTÜ'lü bir arkadaşımızın o olaylar ve sonrasındaki süreci değerlendirmesiyle noktalamış olduk. Gelişmelerle saat 23'teki yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Ama birazdan da Suriye gerçeği ekseninde Hatay'da kapalı bir toplantı salonunda gerçekleştirilen Ulusal Kalan özel yayınını da sizlerle paylaşacağız. Onun duyurusuyla da tamamlayalım. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.